seyirciler, Ekonomi Politik'te Sayın Profesör Doktor Esfender Korkmaz'la birlikteyiz. İki gündür ekonomide birbirinden önemli haberler adeta yağmur gibi yağıyor. Siyasi haberler de, ekonomiyle ilgili siyasi haberler de hakeza öyle. Şimdi hemen sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Sadece 7 dakika kadar önce dolar 3.44'ü de aştı. 3.44.32 ile yeni rekor kırdı. Hocam bugün Merkez Bankası aslında tahminlerin üzerinde bir şeyle müdahale etti. Yani bir hırsla adeta, kararlılıkla ama yetmedi. Öyle gözüküyor. 3.44 oldu ve şimdi hafifçe geriledi. Şu anda 3.43.21. Hemen şeyi konuşalım. Yani Merkez Bankası'nın müdahalelerinin üzerinden bir geçelim. Sonra niçin bu müdahaleden sonra yetersiz kaldı ki? Çok beklentinin üzerinde bir müdahaleydi. Yani artık daha ne yapsın dedirtecek türden bir müdahaleydi. Bazıları için, bazıları için hala yetersiz gördüler. Kimi Cumhurbaşkanı başdanışmanları da bunu bir komplo olarak adeta yorumladı. Yani Merkez Bankası'nı da artık komplocu yorumlarsanız durum nedir bilmiyorum. Memlekette Merkez Bankası Başkanı beğendiremiyoruz. Evet, yani kendi getirdikleri başkanları da beğenmiyorlar. Şimdi bu 3.44'ü görmeden önce hemen söyleyelim. Önce Merkez Bankası yaklaşık 3 koldan birden müdahale etti. Onu gösterelim. 3 koldan müdahale nasıl oluyor diyecek olursanız kısaca bir özetleyeyim. Siz de yorumunuzu yapın. 50 bas puan bir kere politika faizini arttırdı. Evet. 7,5'tan 8'e çıktı. Evet. 7,5'tan 8. 7,75 zaten bekleniyordu. Bunu neredeyse açıklamış gibiydi. Yani 0,25 puan falan arttıracağını. 0,25 puan arttırırsa yalnız hiçbir işe yaramayacağını o da biliyordu. Dolayısıyla hani 0,50 puan arttıracağına dair de bir iki yorum vardı. Doğrusu mesela ben hatırlıyorum bank şeyden Express Yatırım'dan Deniz Bey o 50 bas puan tahmin etmişti. Bir yabancı banka da hakeza 50 ve daha yukarısı gelebilir demişti. Ama onun dışında kimse hele dün Tayyip Bey'in yaptığı konuşmalardan sonra hatta 25 de olmaz diyenler ağırlıktaydı ama 50 bas puan oldu. Aynı zamanda döviz zorunlu karşılıklarını da bir 50 bas puan indirdi. Böylece piyasaya da 1,5 milyar dolar civarında döviz likiditesi serbest bırakmış oldu. İhracat reeskont kredilerinde vade uzatması yaptı ve eğer erken öderseniz bazı kolaylıklar da veririz dedi. Daha uygun kurdan ödeyebilirsiniz diye. Üç koldan birden böyle bir müdahalede bulundu. Ve hakikaten dolarda neredeyse 3.35'i görünce, şimdi 3.35'i görünce seviniyoruz. Ne günlere kaldık. Bundan evet. 20 gün önce 3.35 kabus idi. Şimdi ah iyi 3.35'e düştü ya ne güzel falan denmeye başladı. Düştü düşüyor falan derken pat diye Avrupa Birliği şeyi geldi. Avrupa Parlamentosu 37'ye karşı 479 oyla Türkiye'nin müzakerelerinin geçici olarak durdurulması doğrultusunda tavsiye kararı aldı. Evet. Şimdi bu müzakerelerin durması anlamına gelmiyor tabii. Çünkü Avrupa Parlamentosu icraî bir kuruluş değil. Komisyon bu kararı alırsa konsey kararı gerekiyor. Ama bunun üzerinden bir müddet sonra dolar da tekrar yükselmeye başladı. Evet onu da verelim. Euro da 3.63 lirayı aştı ki yani euro dolar karşısında bir hayli düştü. 1.05'lere kadar geldi 1.14'lerden. Dolar endeksi yükseliyor ama düşünün sadece dolar değil bugün hatta dolardan daha fazla euro artmış vaziyette. O da enteresan çünkü hocam euro dolar paritesi aşağıya geliyor şu anda. Ama Türkiye'de euro dolardan daha fazla arttı bugün. Bunun da Avrupa Birliği'nin kararıyla bir ilgisi olabilir mi? Evet. Hepsini şöyle bir özetlemeye çalıştım ama evet. Şifrelerini çözmek size kaldı. Şimdi aslında burada temel sorun
Türkiye'nin böyle işte bugün dolar şu kadar arttı, borsa şu kadar düştü. Yani bu konuyla ekonomi denince bu iki konunun dolar ve yani daha doğrusu kur ve borsanın konuşulması bu aslında Türkiye'nin ekonomik anlamda hangi noktada olduğunu gösteriyor. Yani Türkiye spekülatif bir piyasa. Şimdi bu spekülatif piyasada devamlı işte iniş çıkışlar konuşulur. Ama ben isterdim ki mesela biz seninle ta baştan beri şeyi konuşalım. Yani Türkiye'de kalkınmayı konuşalım. Efendim toplumsal refahı konuşalım. Gelir dağılımını hocam, konuşalım. Fırsat bırakmıyorlar ki. Evet. Şimdi bırakmıyorlar çünkü yani gündemi bunlar oluşturuyor. Şimdi bir defa böyle bir spekülatif piyasada bunu her zaman konuşacağız. Şimdi bu spekülatif piyasayı özellikle bugünkü siyasi iktidar devam ettirdi. Bunu yaratan 2001 krizinden sonra Türkiye'nin dalgalı kur sistemine geçmesi. Çünkü dalgalı kur sistemi Türkiye'nin işte ekonomik yapısına, piyasa yapısına, vadeli işlemler yok, dolarizasyon var. Yani uygun bir sistem değildi. Şimdi dalgalı kurun Türkiye'yi getirdiği bu spekülatif ortamda maalesef bu ortamdan artık Türkiye çıkışı konuşması lazım. Şimdi bir defa biz seni hatırlarsan programın sonunda salı günü dedin ki sen işte 0.25 falan. Ben dedim ki yani bir puandan aşağı bir olay etkili olmaz. Yani faizleri bir puan artırmak lazım. Yani 100 baz puan diyorsunuz. Tabii piyasada 0.25'e konuşuyorlar. Merkez Bankası öyle, böyle şeyler söylemişti. Ama ben en az diye. Bir artırmak lazım tabii. Demiştim hatırlarsın. Doğru. Şimdi neden öyle söyledim? Çünkü bir defa Türkiye reel faizi konuşmuyor. Cumhurbaşkanı reel faizi konuşmuyor. Aslında Cumhurbaşkanı'nın hiç faiz konuşmaması lazım. Ama Cumhurbaşkanı dün dedi ki Türkiye en yüksek reel faizi ödeyen ülkelerden biri dedi. Evet. O hesabı da nasıl yaptı bilmem ama yani. Yani şimdi gayet kolay hesap. Eğer faiz %8 ise, enflasyon da %8 ise faiz 0 demektir değil mi? Faiz %8 ise, enflasyon da 7 50 ise diyelim hani o zaman demek ki faiz 0.40 demektir. Yani birinde çok altında. Evet. Şimdi yani reel faiz vermeyince karşındaki adam tabii reel faize bakıyor. Yani o hesabını reel faize hocam, göre yapıyor. Hocam orada tabii bir şey daha hatırlatmak lazım. Bu hesap geçmiş enflasyona göre yapılmaz. Beklenen enflasyona göre yapılır. Tamam. Dolayısıyla şimdi şöyle düşünülebilir. Canım 7,5-8 civarında enflasyon var. İşte o kadar da faiz veriliyor. Veya enflasyon 7,5. İşte bir şekilde birkaç aydır düştü. Halbuki öyle değil. Beklenen enflasyon daha fazla. Niye? Çünkü dövizin çıkışı insanların enflasyon beklentilerini yükseltiyor. Tabii. Ayrıca maliyetler yükseliyor. Fiili dolayısıyla olarak da yükseltecek tabii. Tabii. Evet. Ama yükseltmese bile şu anda beklenen reel faiz öyle söyleyeyim zaten negatifte. Evet. Yani %9 enflasyon bekleniyorsa ben hani reel faizi evet, vurgulamak tabii, istiyorum. Tabii. Efendim faiz de %8 ise demek ki -1. Yani birden biraz fazla tabii bölündüğü için. Şimdi yani reel faizi konuşmadıktan sonra kimseyi ikna edemezsin. Yani nihayet bu işin ticaretini yapanlar reel faiz olup olmadığını hesap ediyor. Öbür türlü iflas eder. Şimdi dolayısıyla burada... Aman hocam, dün Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, ben inanamadım acaba doğru mu demiş diye iki ayrı yerden birden okudum. Diyor ki, bankalar diyor artık paradan para kazanmayı bırakmalılar diyor. Nereden kazanıyor? Ne bileyim ben de yani buzdolabı mı satacaklar? Şimdi şeye geçmek istini söylüyor. Yani İslami finansa geçilsin diyor. Ama İslami finans da paradan para kazanarak satıyor ya. Yani şimdi satarak kazanıyor. Şimdi İslami finansta parantez içinde söyleyeyim. Hı-hı. Konuyu dağıtmadan. Tamam. Yani aslında kar payıyla faizin hiçbir farkı yok.
banka ve kredi kartlarında açın bakın. Merkez Bankası'nın tayin ettiği banka ve kredi kartları faizinde birinde bankalar için aktif faiz diyor. Öbür taraf öbüründe de aktif kar payı diyor. Öbür tarafı da gecikme faizi diyor bankalara. Ama İslami bankacılıkta yahut işte katılım bankalarında gecikme cezası diyor. Yani kimi kandıracaksın? İyi ona gecikme kar payı diye uyduruk bir şey söylememiş. Yani ama şimdi affedersin yani bir gerçeğe realiteyle uğraşmak lazım. Şimdi biz böyle şeylerin peşinde koşarsak daha çok çok sıkıntıya gireriz. Onun için bir defa reel faizi konuşmak lazım. Reel faizi konuşunca 0.50 oranında bir faiz artırılması yani 7.5'tan politika faizinin 8'e çıkarılmasının bir etkisi olmayacağı açıktı. Şimdi öte yandan tabii bu 1,5 milyar piyasada kalacak ama yani 1,5 milyar dolar da yeterli değil. Çünkü öbür taraftan ne oluyor bakın, öbür taraftan devamlı çıkış oluyor. Şimdi yurt dışına para döviz çıkışı böyle 1 milyar, 1,5 milyar değil. Bir defa yabancı yatırım sermayesi kısa vadeli önemli ölçüde 10 milyar doların üzerinde çıkış yapıyor. Bir de istersen onu da acaba versek daha iyi olur mu? Mesela döviz tevdiat hesaplarında azalma. Mesela onun bir tablosu var. Tablo, hocamızın yaptığı tablolardan şimdi, döviz tevdiat. Şimdi bakın burada ne olmuş? Mesela dolar yani kısa zamanda 24.6 Haziran'da Haziran'la Kasım arasında döviz mevduat hesaplarından dolar cinsinden 14.8 milyar dolar çekilmiş para çekilmiş. 106.8'den 102'ye inmiş. Evet. Euro ne kadar çekilmiş? 3.4 milyar dolar da bu hesaplardan euro çekilmiş. Şimdi yaklaşık bunu diyelim ki 20 milyar dolar para çekildi. Şimdi bu 20 milyar dolar para nereye gitti? Yani bir kısmı belki yani bir kısmını insanlar piyasaya vermiş olabilir. Ama bunun tamamını piyasaya yeniden vermiş olsalar da yani sisteme sokmuş olsalar da kurlar bu kadar artmazdı. Öyle ya yani evet. Bu kadar para Türk lirasına çevrilmiş ve piyasaya girmiş olsa evet. Nasıl olur yani? Şimdi bunun bir kısmı Türk lirasına çevrilmiş olabilir ama bir kısmı belli ki yastık altında. Şimdi bunun üzerine bir de şeyi ilave edeceksin. Merkez Bankası döviz rezervleri de 7-10 milyar dolar arasında azaldı. Şimdi bakın 10 milyar orada, 20 milyar burada, 30 milyar dolar. 10 milyar dolarda yurt dışına çıkış var. Değil mi aşağı yukarı? Yani yabancı yatırım sermayesi olarak. Bir dakika hocam. Şimdi 20 milyar dolar yaklaşık 18-20 milyar dolar civarında bu döviz tevdiatlardan çözülme var. Var evet. Öbür 10 milyar dolar yurt dışına... Belki o yurt dışına çıkanlar bunun bir kısmını almıştır. Evet. Onu hiç olabilir. Koymayalım diyelim. Merkez Bankası rezervlerinde de azalma var. Evet, şimdi bu 30 milyar dolar eğer piyasadan çekilmişse şimdi bu 30 milyar doların çekilmesi elbette ki bir kur artışı yönünde bir etki yapacaktır. Eğer bu piyasada yeniden piyasaya dönseydi o zaman kurlar bu kadar artmazdı. Söylemek istedim yani adam kar edeyim diye bunu almamış. Çünkü eğer öyle olsaydı Türk lirası mevduatı daha çok artardı. Anlatayım mı? Evet. O da şimdi bu şartlar altında ya yastık altında tuttu yahut da yurt dışına götürdü. Şimdi yurt dışına götürdüğünü bilmiyoruz ama tahmin ediyoruz. Şöyle tahmin ediyoruz. Bir varlık barışı var. Bu varlık barışı da uzatıldı. Ve varlık barışının getirdiği bir takım avantajlar var. Buna rağmen bakanın kendi açıklaması fiili durum da böyle. Yurt dışından döviz gelmiyor. Şimdi bunu oturup düşünmek lazım. Ya millet neden yeniden yastık altına dolar koyuyor? Yeniden yurt dışına neden çıkış yapıyor? Yani yerleşik olanlar
paralarını neden yurt dışına çıkarır mı? Tek nedeni var, siyasi. Anladın mı? Yani şimdi biz bu işleri biz nasıl düzeltelim derken önce siyasi iktidarına oturup şapkayı önüne koyup ya dur bakalım biz içerideki ortamı, siyasi ortamı bir defa bir pozitif hale getirmemiz lazım. Avrupa Birliği karar aldı. Şimdi tabii ki konseyin mümkün değil böyle bir karar alması. Ama bu Avrupa'daki toplumların, halkın, insanın bize bakış açısını gösteriyor. Yani kardeşim şimdi gazetecileri sen hapsedersen, ondan sonra ne bileyim Cumhuriyet'e baskın yaparsan, öbür taraftan elbette ki suçlular cezasını görecek. Anayasada terör suçu var. Milletvekilleri dokunulmazlığı kalkmasa dahi hı hı. terör suçu işlemişse mahkemeye gidecek. Ama sen bunu çünkü Avrupa yani Avrupa insan hakları ve demokrasiyi her şeyden önde tutuyor. Sen bunu anayasaya uygun olarak komisyonlardan götürseydin kimse sesini çıkarmazdı. Yani bu dokunulmazlıkların kaldırılmasını öyle apar topar bir gecede meclis kararıyla yapmayıp da bunu anayasaya uygun, dokunulmazlıkların kaldırılmasına uygun işte komisyonlardan geçirseydin, bunu zamana yazsaydın kimse sana itiraz etmezdi. Ama şimdi bunları ya bunları düzeltmesi lazım. Bunlar birbirine bağlı. Ya nasıl diyorduk hani Avrupa çıpası önemli. Evet, ya evet. Şimdi biz Avrupa ile kavga yaparsak Almanya, Avrupa'da tabii terörü destekleyen de var maalesef. Avrupa ama terörü destekleyen ne? Avrupa nedir? Yani Almanya denilen ülkeyi terörü desteklemekle suçlamak başka hayır bir şey. Hayır canım. Yani Avrupa resmen. Parlamentosu'nda o işte o Türkiye sözcüsü açıkladı. Hı. Evet Avrupa Parlamentosu'nda teröre destek veren şeyler var, parlamenterler var ama biz anket yaptık dedi %7'si. Hı hı. Yani %93'ü terörün karşısında zaten evet. Eşyanın tabiatına aykırı. Ama hayır hocam destek. Şimdi Türkiye aynı zamanda mesela Almanya devletini teröre destek olmakla suçluyor. Ama işte Almanya'da nota verdi evet, yahut yani. Ne bileyim tepki gösterdi. Yani şimdi bunları yaptığımız sürece biz şey yani bu ekonomiyi çözemeyiz. Bu spekülatif piyasayı önleyemeyiz. Yani oturup doğru dürüst ya bir yapısal önlemleri ya bunu her gün bir laf söylemekle, her gün bir tedbir almakla da olmaz. Yani burada iki konu var. Bir, dolar artışı, döviz artışı bir şok değil mi? Hı hı. Yani Türkiye açısından bir şok, bir panik. Bunu yeni şok önlemler kısa vadede almak lazım. Ve bunu destekleyecek programlar yapmak lazım. Yani orta ve uzun vadeli yapısal sorunları çözecek destekleyici programlar yapmak bir lazım. Bir seyircimiz de demiş ki Cüneyt Bey bu saatten sonra daha çok çıkış olmaz mı demiş. Sizce çıkış biraz normalleşir mi yoksa yani böyle devam ederse zaten iş bitti demek yani. Yok yani etmez. Onun da bir şeyi var yani onun da bir denge noktası var. Şimdi bak biz hep seninle burada doları tahmin edebiliyorduk ama son defa edemedik. Neden edemedik? Şimdi bu ekonomik faktörleri biz biliyoruz. Ama siyasi faktörler insanların kafasında. Kimin yarın ne söyleyeceğini, hangi hükümet üyesinin, kimin ne karar alacağını yahut kimin siyasi anlamda problem çıkaracağını bilebilir miyiz? Hocam şimdi meşhur Newton vardır. Newton. Büyük hani Isaac Newton. Evet. Isaac Newton. Hani dünyanın en önemli bilim adamı belki de tarihte yani bakıldığında. Meşhur bir lafı var. Bu ekonomiyle ilgili şeyler için söylemiş. Demiş ki, ben demiş yıldızların hareketlerini hesaplayabiliyorum. Ama demiş, insanların çılgınlıklarını hesaplayamıyorum. Ya. Biz de ekonominin kanunlarını hesaplayabiliriz ama hükümetimizin acayipliklerini. Hangi siyasi, evet onu bilemezsin. Onu tahmin yani. Ediyoruz da derecesini tahmin etmek mümkün olmuyor. Her gün yani kendilerini aşıyorlar. Bence bundan sonra kimse bilemez, kimse tahmin de edemez. Yani bundan sonra yapılması gereken yani Merkez Bankası'nın bu böyle 7.5-8.025 bunlarla yani reel faiz vermesi lazım. Bundan ben yine sonra, söylüyorum bana kalırsa doların olması gereken değeri 3.20'nin biraz üstüdür yani. Yani o da her türlü riski koyduğunuz zaman. Ben de yani 3 olarak şeyi kabul ediyorum.
reel kur endeksini. Ama işte üstüne evet. şeylerinizi koyun. Yani bu riskleri hani, koyun riskini, evet. Yani 3.18, 3.20 ama falan. Yarın ama başka bir hareket, yarın başka biri bir laf söyler. Bir siyasi gerilim yaratır. 3.50 de olur böyle giderse. Yahut da aklımız başımıza gelir, otururuz hani ilişkilerimizi düzeltiriz o zaman da. Hocam sadece şimdi bakın bizim biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın iki tane meşhur danışmanı vardı. Bir tanesi Yiğit Bulut, bir tanesi Cemil Ertem. Şimdi bir de üçüncüsü ortaya çıktı. Bunların da kendi aralarında bir yarış var galiba. Yani kim daha böyle absürt bir şey söylerse o şeye çıkıyor. Manşetlere. Kendi aralarında şey yarışı var. Daha absürt, daha acayip, daha tuhaf bir şey. Ben söyleyeyim de ben öne çıkayım. Reklamın kötüsü olmaz yani. Reklamın kötüsü olmaz. Şimdi bakın ilk önce bu Bülent Gedikli, Doktor Bülent Gedikli. O maşallah bir girdi, sonradan girdi yarışa ama 10 dakikada bir tweet atıyor. Şimdi önce Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bugünkü müdahalesi gelmeden önce demiş ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na hızlı bir hareket gerektirecek durum görmüyorum demiş. Tabii tam tersi oldu. Yani Cumhurbaşkanımızın yani danışmanı bir saatte yanıldı. Ya. Şimdi yanıldı. Arkasından bu sefer bu yanılgıdan sonra diyor ki bundan sonraki süreç daha büyük oranlı faiz artırımına gerekçe yaratmak için manipüle haberler olacak. Türkiye'ye geçmişte aynı oyun oynandı. AP müzakerelerinin olduğu dondurma tavsiye kararıyla aynı anda politika faizi arttı. Yani şimdi bir taraftan düşünebiliyor musunuz? Avrupa Birliği bize tezgah yapıyor. Bir taraftan Merkez Bankası ya o tezgaha alet oluyor ya o da oyunun bir parçası. Allah'ım ya Rabbim bir şey bütün dünya Türkiye'ye komplo kurmak için birleşmiş. Olabilir yani bu da hani Türkiye'nin başına ilk gelen bir şey değil ama ya bu Merkez Bankası Başkanı'nı siz daha yeni getirdiniz. Adam zaten kuzu kuzu ne istiyorsanız yapıyor. İlk defa bugün çünkü faiz arttırmasa doları 3.50'den konuşacağız. Ne yapsın korktu bari bir parça bir şey yapayım dedi. Bir şey söyleyeyim sana. Şimdi Avrupa Birliği yani bizde öyle bir enteresan bir anlayış var ki Amerika bizi soyuyor. Yahut işte emperyalisttir. Yahut Avrupa emperyalisttir. Yok kardeşim güzel de. Emperyalist tamam. Yeni haber değil. Elbette ki emperyalist. Ya sen de kendini niye soyduruyorsun? Düşünebiliyor musun? Türkiye'de kim hangi siyasi iktidar gidip de Amerika'dan icazet almadı ya? Yani şu anda Mustafa Kemal almamıştı hocam hatırla. Elbette ki o Mustafa Kemal'dı. Yani hangisi almadı? Ya şimdi sen dalgalı kur uygularsan soyulursun tabii. Yani bile bile. Şimdi sen ben kaybedeceğim, sen kazanacağım dersen kim der ki yok ya ben kazanmayayım diye. Kim diyebilir? İkincisi şimdi Fransa diyelim ki bizim yaptıklarımızı yaptı değil mi Fransa? Yani gazetecilere hapse attı, bilmem şeylere bastı. Olağanüstü hal mevcut, olağanüstü halde kalıcı kanunlar çıkardı değil mi? Olağanüstü. Misal. Yani. Evet. Fransa'ya da aynı şeyi yapar Avrupa. Çünkü Avrupa'nın anlayışı yani insan hakları ve demokratik özellikler ekonomiden de öncedir, siyasetten de öncedir. Peki Avrupa Birliği'ne ya illa siz gelin diye Avrupa Birliği mi dedi? Biz müracaat ettik değil mi arkadaşım? Müracaat ederse Avrupa Birliği'nin şartlarına da uyacaksın. Nasıl diğer 28 ülke uyuyorsa sen de uyacaksın değil Şunu mi? Şunu da hatırlatmak lazım. Avrupa bize 57 senedir bekliyor. Evet doğru Avrupa bu konularda Türkiye'ye karşı bence de yani bir Türk düşmanlığı Avrupa'da eskiden beri var. Müslüman korkusu var, bunlar var. Bize mesela bir Yunanistan'a baktıkları gibi bakmıyorlar. Bu doğru. Evet. Türkiye büyük bir ülke. İçine alındığı zaman kolayca sindirilecek bir yer değil. Doğru, bu da doğru. Ama onlara da yani bu ama öbür genç yandan, Türkiye'nin, genç dinamik Türkiye'nin faydası tabii, olacağı var, açık. Doğru, doğru. Ama ortada da bir şey var. Yani Allah aşkına Avrupa'yla ilişkilerimiz son derece iyi gidiyorken, hakikaten bizi neredeyse içeriye almak üzereyken Türkiye'de 12 Eylül darbesi yapıldı. Evet. Avrupa'nın bütün kurallarını postallarla çiğnedi bu ülke. Evet, bu ülkenin yönetimi ve tabii gaspçı yönetim yani cuntacılar. Türkiye Avrupa Konseyi'nden atıldı. Kurucusu olduğumuz konseyden atıldık. Avrupa ile ilişkilerimiz senelerce o yüzden dondu. Şimdi bunları da hatırlayalım. Şimdi
tam durum bir parça düzelirken aynı acayipliği bir daha yapmanın alemi var mı? Şimdi 12 evet. Eylül'de ne yapılmışsa aynısı yapılıyor. Doğru. Yani tamamen Avrupa Birliği'ni yahut Amerika'yı suçlamak yerine biraz yani kendim biz ne yaptık ona bakmak lazım. Evet. Şimdi hocam başka bir şey daha var bugün tabii. Yani bugün Suriye ordusu, rejimin ordusu Türkiye'nin 3 askerini şehit etti ve 10 asker yaralı. Bunu da işte Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamayla duyurdu. Yani böylece Suriye ile ilk defa sıcak savaş noktasına geldik Elbap civarında. Bundan bir iki gün önce Rusya kaynaklı haberler diyordu ki Türkiye kendisine verilen müsaadenin sınırını aşıyor ve aşağıya fazla iniyor. Suriye oraya üstümüze geldiği belliydi. Şimdi bütün dünya bu haberleri de takip ediyor. Şimdi bir ülke Avrupa Birliği'nden yani müttefiklerinizden papaz olmuşsunuz. Rusya'ya şey yapmaya çalışıyorsunuz, Şangay'a girelim falan diye. Rusya size işte Rus uçağının düşürüldüğü günün yıl dönümü bugün. Ha, doğru. Bugün tesadüf değil o. Veriyor. Tesadüf doğru. Değil o. Rusya işte sizin askerlerinizi belki orada öldürttü. Hani doğru. Çok sevindiniz işte şöyle beraber resimler çektirttiğiniz. Bütün bugün dünya bunu görüyor. Bugün. Yani böyle tesadüf olur mu? Şimdi ondan sonra bakın bu ikisini yan yana getirin. Müttefiklerinizle bozuk. Eski düşman gibi soğuk savaşta yaşadığınız şeylerde aramızı düzelttik zannediyorsunuz. Size belki de bunu yapıyor. Türkiye sıcak bir savaşın eşiğine gelmiş vaziyette. Fed meselesinden dolayı zaten bütün gelişmekte olan ülkelerden para kaçıyor. Sizin Cumhurbaşkanlığı danışmanlarınız abuk sabuk diyeceğim artık evet. Ekonomik açıdan ne diyeyim alınmasınlar. Efendim ekonomi biliminin sınırlarına sığmayacak şeyler söylüyorlar. Yani bu ülkede hani ekonominin nasıl olmasını bekliyorsunuz ki diyeceğim artık. Doğru aynen öyle. Gene iyi yani. Gene iyi. Hiç kimse bir şey de tahmin edemez. Ha, gene iyi yani. Hakikaten evet. Keçecizade Fuat Paşa mıydı? Evet. Avrupa'nın en kuvvetli ülkesi Osmanlı demiş de elçilere gülmüşler. Ne gülüyorsunuz evet. Ya demiş. Siz dışarıdan biz içeriden yıkmaya çalışıyoruz. Bakın hala yıkılmadı. Yani Türkiye'de ona benzemeye başladı. Doğru. Evet. Tabii hocam bir taraftan da şey var, böyle garip başka şeyler de. Mesela darbe komisyonuna MASAK uzman göndermişti. MASAK da Türkiye'nin işte en önemli kara para teşhis ettiğine göre. Maliye Bakanlığı'na bağlı bir şey. Evet. Allah aşkına gönderdiği uzman, darbe komisyonuna üstelik gönderdiği uzman FETÖ'cü çıkmış. Şimdi Silivri'ye FETÖ zanlılarını koyuyorsunuz. Silivri'nin yöneticisi, Silivri cezaevinin yöneticisi FETÖ'den evet, yakalan. Evet. Yani şimdi adamlar neredeyse Davutoğlu'na FETÖ'cü diyecekler. Cihandaş basında böyle şeyler çıkıyor. Yani böyle bir, büyük bir de şey var. Kimin ne çıkacağı belli olmayan karşı kendi işlerinde yani AKP kendini çok kuvvetli göstermeye çalışıyor ama en yanındaki adama güvenemiyor. Doğru. Bir de böyle bir garip iç durum var. Bilemiyorum yani böyle bir durumda hakikaten neyi tahmin edeceksiniz? MASAK'ın o şeyi önemli çünkü o yani bir yerde o kontroller açısından kaçakçılığın kontrolü, vergi kaçakçılığının kontrolü, işte uyuşturucu ticareti falan. Evet. Ya çok biliyorsunuz önemli bir de dün Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya çattı Kuvvet Türk'ün bu tür şeylerden, suçlamalardan yani IŞİD'in finansmanından yargılanması söz konusu. Bu ihtimalden dolayı bir de öyle bir problem var. Yani MASAK da bunu yakalaması gereken yer tabii. Evet. Hocam bir reklama gidelim. Reklamdan sonra tekrar karşınızdayız sayın seyirciler. Sayın seyirciler, ekonomi meselelerine dönmeden önce hemen söyleyelim. Ahmet Türk tutuklandı. Şimdi Ahmet Türk'ü en son Sayın Deniz Baykal ziyaret etmişti, ailesini ziyaret etmişti.
Ve şimdi bakın hangisi acaba devlet haklı? Hangisi devlet haklı? Yani 70 küsur yaşındaki ve en ılımlı bir Kürt politikacıyı tutuklamak mı devlet hakkı? Yoksa ondan ona karşı daha düzgün bir tavır almak mı devlet haklı? Bana kalırsa Deniz Baykal'ınki devlet haklı. Türkiye'de devlet galiba devletliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Yani devleti çok ululamak falan diye özel olarak devlete tapınmak gibi bir derdim yok ama devletin bir aklı olmazsa devlet de ortada olmaz, toplum da ortada olmaz. Çünkü devlet delirdiği zaman toplumu da maalesef delirtebilir. Umarım o noktaya gelmemişizdir. Bakın tek kolu olan bir sosyolog, tek kolu devlet tarafından yapılmış bir operasyonda, hayata dönüş operasyonunda kopmuş olan Veli Saçılık diye bir kişi vardı, bir vatandaş. KHK ile işten atmışlar. Zaten adam sakat. Bugün de gözaltına almışlar. Yani resmi vermek istemiyorum. İnanılmaz kötü bir resim. Yani tek kollu bir adamı böyle yaka paça sürükleyerek nedir yani? Geçelim bunları. Hocam dönelim Türkiye'nin ekonomi meselelerine. Buyurun. Şimdi bu şey tabii önemli. Bu dolar artışının etkileri önemli. Hı hı. Şimdi burada tabii enflasyona olumsuz etkisi olacak. Hı hı. Üretimde olumsuz etkisi olacak. Çünkü aramalı ve ham madde ithalatı pahalılaşıyor. Üretim gerileyince işsizlik artacak. Gelir dağılımını da bozucu etkisi var. Onu mesela konuşmuyoruz ama yani doları olan daha zengin oluyor. Tabloyu verelim o zaman. Bir de risk var. Tabii dış borç riski var ama bunların içerisinde firmalar zor durumda kalacak. Şimdi nasıl kalacak firmalar zor durumda? Finansal kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülüğü, yani bir dövizleri var ellerinde, bir de borçları var. Doğru. Aradaki fark döviz pozisyon, net döviz pozisyon açığı. Yani alacaklarıyla borçlarını çıkarırsan birbirine pozisyon açığı var. Şimdi net döviz pozisyon açığı 2015 Eylül'ünde 182.1 milyar dolar iken bu Ağustos'ta, yani geçtiğimiz Ağustos'ta 210.5 milyar dolara yani yükselmiş. Yani 11 ayda yaklaşık 28 milyar dolar artmış. Dolar. Evet. Şimdi bu ne demektir bu? 210.5 milyar dolar şu anda özel sektörün pozisyon açığı var. Döviz kuru dolar 3 liradan 3.40'a çıkarsa demek ki bunların 40 kuruş artması doların 84 milyar 200 milyon lira bunların borçlarının artması demek. Evet. Yani Türk lirası karşılığı olarak 84 milyar 200 milyon lira borçların artması demek. Fazla da söze vaktimiz de kalmadı ama hani bundan bir şey olmaz diyenlere çok bir tersine yani iflaslar olabilir. Evet. Bugün sektör. Standard & Poor's'un da bir açıklaması vardı, onu da versinler. Türkiye'de bilanço şoku olabilir. Çok dikkat dedi Standard & Poor's, kastettiği bu efendim, bilanço şoku diye söylenilen şey. Sadece biz görmüyoruz, bunu dünyadaki diğer kuruluşlar da görüyor. Efendim süremiz burada sona erdi. Yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın.